little bit. Yeni alınmış kitaplar var. Evet. Hazırlık kitapları. Test kitapları var. Gördüm evet, zaten. Evet. Onları gruplandırırsınız. Arkadaş halleder. Bir de toplamalar var. Onların içinde ayrıştırmaya çalıştık. Hani zararlı yayın zaten olmasın diye ayrıştırmaya çalıştık. Gene de siz de elden geçiririz. Biz buraları öyle yaptık zaten. Hiç evet. Sıkıntı değil. Evet. Bir de eğer bir şeye ihtiyaç varsa mesela bunların haricinde diyelim ki bizim şu grup bir şeye ihtiyacımız var. Haberimiz olursa. Tamam. Ben de iletişim. O grubu gene temin etmeye çalışıyorum. Bir tane şiiri Ahmet Kaya tarafından seslendirildi. Bestesi yapıldı, seslendirildi. Daha iyi olur biliyor musun? Hı hı. 18 yaşındayım. Adım Tuğba. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Peki Cide Belediyesi'nin böyle bir kütüphane oluşturmasından neler söylersin? Memnunum. Yani önceden yoktu. En azından ders çalışma imkanımız var burada. Ders çalışabiliyoruz. Peki burada aradığın kitapları bulabiliyor musun şu an? Bulabiliyorum evet. Yani çoğunu bulabiliyorum. Ben Sefa, 18 yaşında üniversite hazırlanıyorum. Kütüphane gayet güzel bir imkan sunuyor bize. Üniversite hazırlık için. Derya Nur Yavuz, 18 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Kütüphane ders çalışmak için sessiz, güzel, sakin bir ortam. Kitaplar var ama biraz daha fazla olsa daha güzel olur. Okuyacak imkan açısından. Güzel imkanlar bugün, sağ olun. Güren Dernekler Federasyonu'yla bir de Kastamonu Derneği, Kaster, kitap bağışında bulundu. Onlar için neler söylersin? Ya da diğer insanlar kitap bağışında bulunmak isteyen insanlar için neler söylersin? Yani okuyacak imkanımız kütüphanede çok fazla olmuyor. Yani. Güzel kitaplar gelmesi gerekiyor. Daha fazla böyle yenilikli. Yardımlar için teşekkür ederim. Cide ilçemizin, belediye başkanımızın başlatmış olduğu kütüphaneye kitap desteği ve Cide'deki gençlerimiz için okuması ve rahatlıkla kafa dinleyebilmesi ve ders çalışabilmesi için böyle bir kampanya başlattı. Öncelikle belediye başkanımız Sayın Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir gençlerin önünü açtığı için, böyle bir kampanya başlattığı için. Biz de İstanbul'da elimizden geldiği kadar gönül ferahı, arkadaşlarımızın evde okumadığı çalışma kitaplarını toparlayarak kampanyamız İstanbul'da da hala devam ediyor. Çünkü bir kitap 10 genç demek, 10 genç Türkiye demek. Biz bu sloganla yola çıktık İstanbul'da. Gençlerimize, kardeşlerimize İstanbul'dan ne kadar destekli olabilirsek ilçemiz o kadar öğrenci alır ve ilçelerimiz o kadar da gelişmiş olur. Gürfet'te sağ olsun başkanlarımız, Mehmet Samur başkanımız, ondan sonra Yıldıray başkanımız bize destek verdi bu konuyla ilgili. Biz de desteklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Kastamonu gençler olarak. Devam ediyoruz yolumuza. Her ilçede inşallah kısmet olursa bir kütüphane yapmaya çalışacağız Gürfet adına. Delebıçağı köyler, Sanma'da. Halit Özbey'in kız kardeşiyim. Fatma Özbey'in, tamam. Şanlı köyünden. Tamam. Halit Bey'in de kız kardeşiyim. Şimdi bugün buradan bir paylaşım yaptım. Çünkü ben bunları çok seviyorum. Doğa aşığıyım. Memleketimin sevdalısıyım. Bana hemen yorum yaptılar. Sen neredesin? Cennetteyim dedim. Evet. Kampanyamıza toplumumuzun her kesimi gönülden destek verdi. Ben bu bağlamda özellikle Kaster'e ve Gürfet'e çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İlçemize
kazandırdığımız bu eserde çok büyük bir payları olacak. Ben kendilerine minnettarım. Çok çok saygılarımı sunuyorum. Efendim bu başlatılan kampanya şu an ne aşamada? İnsanlar nasıl ilgi gösteriyor? Henüz açılışını yapmamamıza rağmen üniversitede öğrencilerimiz uzun zamandır kütüphanemizden faydalanıyorlar. Bu da bize ileride daha çok halkımıza faydalı olacağı fikrini oluşturuyor. Çok iyi olacak her şey.